biliyorsunuz Davut Güloğlu'yla alakalı sıkıntıları var. Davut Güloğlu ona ona demeyelim ama işte bir küfür çıkmıştı ağzından. S olsun gitsin gibi 15 Temmuz süreci zamanında o röportaj bizde ekrana gelmişti. Uydu'da da gitmiş bak. Sonrasında Sıla teknik ekipteki arkadaşlarımıza soralım buradan. Ne oluyoruz? Niye gidiyor? Yani bir de hepimiz biz gidiyoruz Ömür. O da bir enteresan yani bu. Mesela var mısın Bilal sen de o zaman? Diğer programlarda hiç gitmiyor. Biz burada iş yapıyoruz yani emek harcıyoruz burada. Abi de bir şey söyleyeyim bak canlı bizim canlı yayınım çok önemli. 3 saniye bile önemli. 3 saniye izleyici orada göremeyince başka tarafa geçer kardeşim. Çünkü bilmiyor ki ne zaman gelecek mi gelmeyecek mi oturup karanlık bir ekranda bekleyecek hali yok yani. Aynen. O yüzden çok önemli, enteresan yani. Evet değerli izleyenler, Sıla'dan aylar sonra bir röportaj geldi. Yüzü gülüyordu, rahatlamıştı. Enteresan o gergin o hadiseler akabinde ilk kez konuştu. Bir gelsin bakalım ne demiş Sıla. Evet değerli izleyenler, Sıla da aylar sonra bu sözleri sarf etti. Her şey yolunda dedi, sıkıntı yok dedi. Ve mahkeme, arkadaşlar biraz sessiz lütfen. Mahkeme süreci devam ediyor dedi. Özetle hemen bir hızlı geçelim. Başka yani bu tabii Sıla'nın profesyonelliğiyle alakalı bir şey. Yani yüzünün gülmesi kötü günler geçirmediği anlamına gelmiyor. Ben tam tersi olduğunu düşünüyorum. Sıla böyle çok gülen bir kadın değil. Çok gülüyorsa problem vardır. Hep bunu söyleyeceğim. Sıla kötü günlerden geçiyor. Ne kadar gülerse gülsün. Allah da yüzünden gülümsemeyi eksik etmesin. Ben seninle aynı fikirdeyim aynen. Çünkü niye öyle bir söyledim ki seninle aynı fikirde değilim der. Vallahi ben seninle aynı fikirdeyim. Ben seninle aynı fikirdeyim çünkü dünya kadar konseri iptal oldu. Yani o ağlamasın da kim ağlasın yani. Manevi ve maddi olarak bir çöküntü. Manevi bir çöküntü de zaten. Ay saçım düşmüş. Maddi olarak da öyle. Peki, neyse yani. Şimdi...